Dolunay dizisinin yıldızları Özge Gürel ve Can Yaman'la çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Magazin müdürümüz Sinan Güzel sordu, iki ünlü oyuncu yanıtladı. Ortaya da oldukça keyifli bir söyleşi çıktı. Aşk geçiyorum ben gerçekten. Komik kadın kesinlikle. Ha. Vakit kaybetmemize Özge Gürel, Dolunay dizisinde bir aşçıyı canlandırıyor. Bu evde, yemekte asla ince ince doğranamaz o soğanlar. Küp küp doğranacak simetrik. Allah Allah ya. Soğan doğramanın da mı talimatı var? Oho! Sen bu evde daha ne talimatlar var bilsen. Güzel oyuncu, gerçek hayatta da mutfakta pek bir marifetliymiş. Aşk geçiyorum ben gerçekten. Öyle yemek, yemeği çok seviyorum. Yemek yapmayı da çok seviyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi, insanları doyurmayı, misafir ağırlamayı. Can Yaman'sa çok iyi yaprak sarması yapıyormuş. Bestem Su Özdemir çok şanslı, çok. Sardım peki şimdi yani onları öyle böyle mi oldu? Patlıcan gibi yoksa minik minik oldu. Hiçbir şeyi çiğ bırakmadım ve çok uzun süre kavurdum. Yaprakları da özenli seçtim. Bayağı bir 3-4 saat vakit harcadım yani. 3-4 saatte 20 tane sarma harcadım. Yok bayağı bir tencere yaptık. İki ünlü oyuncunun birçok ortak özellikleri var. İkinizin ortak bir özelliği daha var. Çok fazla ortak özelliğiniz var ama en bilinen ortak özelliğiniz de... Röportajlar sayesinde biz de öğreniyoruz ortak özelliğinizi. Biz öyle ortak özelliğimiz var mı diye konuşmadık. Aa okuyunca varmış. Bu ortak özelliklerinden biri her iki oyuncunun da sevgililerinin meslektaşları olmaları. Özge Gürel'in erkek arkadaşı oyuncu Serkan Çayoğlu. Can Yaman'ın kız arkadaşı ise oyuncu Bestem Su Özdemir. Peki meslektaşıyla aşk yaşamanın zorlukları var mı? İlk olarak Özge Gürel'e soralım bakalım. Yok, benim için avantajı çok daha fazla. Yani hem empati kurabilmek için hem oturup gerçekten mesleğimiz hakkında tartışabilmek, projelere bakış açımızı ortaya koyabilmek adına çok iyi bir şey bence. Aynı meslekten biriyle bir beraber olmak. Kıskançlık olmuyor mu? Hiç. Ya biz gerçekten iş yapıyoruz. Hı hı. Hani ve bunu çok bilincindeyiz. Ben de Serkan da. Günlük hayatımızdaki davranışlarımız bizim için önemli. İş yerindeyim, belli kurallarım var, belli bir alanım var ve işimi seviyorum. O da bunu biliyor, o da işini seviyor ve kesinlikle benim buna müdahalede bulunmam söz konusu bile değil. Hani bu tartışmaya açık bir durum bile değil. Herkes işini yapıyor ve günün sonunda birlikteyiz, mutluyuz. Söz sırası şimdi Can Yaman'da. Bakalım ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Bestem Su Özdemir'le aşk yaşarken meslektaşı olmasının dezavantajlarını yaşıyor mu? Aynı dili konuştuğumuz bir gerçek. Hı hı. Mesela benim birçok arkadaşım beni davet ettiklerinde, ya işte bir akşam yemek yiyelim falan. Hakikaten setim var dediğimde, ya bırak bilmem ne yine ya. Hakikaten şey, onları oyaladığımı kandırdığımı falan zannediyor ama hakikaten bu böyle. Hayatınızda oyuncu biri olduğu zaman hakikaten halden anlıyor. Hakikaten aynı dili konuşuyorsunuz yani. Can Yaman'la ilgili çıkan haberlerden biri de kıskanç olduğu yönünde. Bakalım yakışıklı oyuncu ne diyor bu söylentilere? Benim kıskançlığım kötü huylu kıskançlık değil. Kendimle alakalı bir kıskançlık. Yani kendimi daha iyi yönelten, daha iyi olma anlamında bir kıskançlık. Daha kariyer. Nasıl diyeyim? Bir şey yapıyorsanız daha iyi yapma, daha başarılı olma anlamında bir kıskançlık da o. Bir kıskançlığı kızarak mı yansıtıyorsunuz, üzülerek mi yansıtıyorsunuz? Ben üzülerek yansıtırım. Asla kızarak ya da bir şeyleri... Bir kadın için kıymetli olan da o bence. Değil mi? Dolunay dizisinde Nazlı ve Fırat arasında yaşananlar ilgiyle izleniyor. Özge Gürel ve Can Yaman dizide rol gereği gelinlik ve damatlık giydi. Bakalım rol gereği de olsa gelin ve damat olmak heyecanlandırmış mı ünlü ikiliyi? İşimiz ya. Çok fazla. Çok fazla giydim. Çünkü sosyal medyada çok konuşuldu. Benim bu dördüncü işim, her işimde evlendim. Annem, anneannem çok mutlu oluyor. Her seferinde. Değil mi? Hürmetini gördük çocuğunun diye. Her seferinde falan. İşin şakası tabii. Yani bir noktadan sonra öyle bir heyecan artık kalmıyor. Yaptığınız iş her sahnede heyecanlanıyorsunuz. O ayrı.